أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi abi bu baş tarafta bir sual var. 29. mektubun başında. Bizim en başta mı? Evet, 29. mektubun 388 sayfa. Şimdi birinci nükte, Kur'an-ı Hakim'in esrarı bilinmiyor. Müfessirler hakikatini anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen iki taifedir. Birisi işte ehli hak ve ehli tetkiktir. Kur'an bitmez bir hazinedir diyor, tükenmez bir hazinedir. Her asırda böyle onun mana masadakları olmuş, mana meratibi olmuş. Her asır kendisine düşen manayı almış diyor. Bu ikinci taife de ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye ve hakaiki imaneye karşı gelmek istiyor. Yani Kur'an müfessirler anlamamış dedi ya abi. Kur'an-ı Hakim'in esrarı bilinmiyor. Müfessirler hakikatini anlamamışlar diyor ya. Şimdi iki noktaya ayırdı. Birincisinde ehli hak ve ehli tetkik. Her asırda böyle ulemalar, alimler, ehli tetkik araştırmışlar. Kur'an-ı Kerim'in kendilerine bakan, o asra bakan sırlarını almışlar. Abi. Kimse bunlara itiraz edemez diyor devamında. Okumadım orayı. İkincisi de bak şu an bu zamana da bakıyor abi. Akılsız bir dosttur. Ya kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Yani ya saf dil bir adam yani. Hani bir Müslümanlara katkı yapayım derken bu sefer onun gözünü çıkarıyor. Ya da şeytan akıllı düşman. Ekseriyetle şimdiki adamlar buna giriyor abi. Malum şahıslar işte. O kaderi inkar eden vesaire yapanlar bu ikinciye giriyor. Şeytan akıllı düşman. Müteşabih ayetlere ve içtihadi mevzulara. Dinin %90'ı ahkam ve nastır. İçtihada kapısı olmayan esastır. %10'u içtihadidir. Ve müteşabihtir. Bunların iyi niyetli olup olmadığını nasıl anlarsınız? %90 esasatı bırakıp %10 içtihadi mevzularda, müteşabih ayetlerde orada insanlara kulukal ederek zihnini ve dimağını ve kalbini, vicdanını allak bullak yapmak isterler. Bunlar şeytan akıllı düşmandır. İçimizdedir bunlar. Ama en büyük düşman ne biliyor musun? Bu değil. Bizim cehaletimiz. Bizim cehaletimiz. Bizim cehaletimizin içerisine girmiş, girebilmiş. Eğer biz buna bilsek, giremez. Evet. Şimdi bu sefer şey yapınca, bu sefer Kur'an-ı Kerim'in böyle özellikle bu asra bakan veya böyle tam böyle sırları ifşa olunmayan ayetleri izah ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı nükte diye abi. Biz altıncı nükteden okuyacağız. Böyle bu mesele içinde böyle iki üç tane hakiki imanenin böyle en bilinenlerinin hakikatlerini beyan edecek. İşte Kabe gibi, namazdaki Nun gibi, Nun sırrı gibi bir de Hacerül Esved. Dersimizin başlıkları bunlar olacak yani. Bunların içerisinde doldurmaya çalışacağız. Cemaat. Evet, cemaat sırrı. Ayette tek ibadet ettiğimiz halde e'budu demek gerekirken na'budu diyoruz. Hani burada normalde konuşurken bir gariplik oluyor yani. Bunun sırrını anlatıyor. Ben demesi gerekirken biz diyor. Evet. Gibi bu sefer bu sırrı da ifşa ediyor. Yani bu ayeti abi her asırda izah etmişler. Sırlar ortaya konulmuş. Bir de bu asırda ortaya konulmuş. Yani baştaki soruyla da kaçırmayalım yani. Evet. Evet. Çok önemli. Yani başta dedi ya, bazı adamlar diyor ki Kur'an'ın sırları bilinmiyor. Müfessirler anlamamışlar. Anlamış diyor ya. Niye anlamamış? Her asır kendine uygun manayı almış yani. Ondan sonra o da farklı bir şekilde izah etmiş yani. Evet. Bizim dersimiz bugün abi Nun'daki o sır, cemaat sırrı. Ondan sonra külli ubudiyet. Bir de Hacerül Esved'in hakikati olacak. Hacer-i Esvet'in hakikati. Altıncı nükte. Bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş
nurlu ve bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyorum. Şimdi burada şimdi enteresan bir cümle var. Şimdi konuyla hiç alakası yok ama mesela bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş bir nurlu hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum. Kur'an mesela burada hakikatli bir hayal diyor abi. Mesela hayal bizim bildiğimiz hayal değil de hani muhakemat da hayal bir sinematograftır diyor ya abi. O ne biliyor musun? Hakikat bin zat meselesi var ya, geçen anlattım. Bu da önemli de hakikat bin bir hayal. Ne diyordu? Hakikatli bir hayal. Hakikatli bir hayal. Hakikatli bir hayal. Yani pekmezli tayin. Misal. Veya alim bir zat. Yani onda vasıflanmış. Buz düşün. Bak hakikate gideceğiz. Hakikate şey sabit edin. Buz, su, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl çeviri, ruh çeviri, Nur Muhammed Esma. Hakikat demek bu sürecin tümündeki herhangi bir mertebe. Hakikat bu hayal bizim kullandığımız en kesif, en bu taraftaki seviyesi. Aslına doğru gidince hayal alemi misala pencere oluyor. O zaman hakikatları seyretme zemini, fırsatı oluyor sana. Hakikatli bir hayal. Demek ki onun hakikatsizi de var. Tabii. Oraya açılmayınca hakikatsiz oluyor. Etrasu ehlam mesela şeyi gibi. Ha. Bu taraf o hakikat o çok önemli de hakikat deyince hemen esma mertebesini koyacaksın. Unutma. Esma. Esmayı eğer düşünmesen o hakikata kim ne izah yaparsa yapsın zann oluyor. Hakikatli bir hayal. Yani bizdeki kullanma seviyesini o marifette kullanmış. Tefekkürde kullanınca esma mertebesinde bir mertebe. Bunun en cami şeyi, en azami derece tecelli ettiği yer alem-i misaldir. Evet. Hayal, hayal değil ha. İsmi hayal. İsmi hayal yani. Evet. Bir latife ismi. Evet. Örfü anlayışta yüklenen mana böyle boş, evet. Gereksiz. İşte onun için. Örfte öyle yüklenmiş. Değil işte. Ama neymiş? Hakikati görmek için evet. Bir sinema. Şimdi o olmadığını düşün. Neyi nasıl tefekkür edeceksin? Bak tefekkür ediyorum. Denizin dağları, dalgalarına bak. Dağlara, tepelere bak. Çaylara, çınarlara bak. Semaya bak dediği zaman Allah Allah. Nasıl bakacaktın? Gitmen lazım oraya. Ama gitmiyorsun işte hayal olunca. Evet. Bir vakit İyâke na'budu ve İyâke nesta'in de ki Nûn-u mütekellimi mayal gayrı düşündüm ve mütekellimi vahdi sigasından nabüdünün sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı o nundan inkişaf etti. Ne? Nereden? Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı. İki tane. Namazdaki cemaatin bir de namazın sırrı. Neydiymiş? Nundaymış. Evet, nunda bu. Namazın sırrı ve cemaatin sırrı. Şimdi nunun abi ebced sayı değeri var. Sayı değeri 50 abi nunun. Hani onu da söyledim şey. Hani namaz 25 27 iki tane rivayet var ya abi. Bir rivayete göre 25, bir rivayete göre 27 namazın. Nun iki kişi olunca cemaat oluyor ya abi. Yani bu sefer ne oluyor? Ustad daha çok 25 kullanıyor. İki katını katlıyor demek. Ha. İki kişi olunca nun oluyorsun ya abi. Evet nun oluyor. Biz oluyor. Ha, bu sefer 25 alıyorsun yani. 25. Yani normalde diyelim siz namaz kıldınız ya abi. 100 milyon sevap aldınız. Çarpı 25'tir. Evet. Cemaat şey olduğu için. Cemaatli olduğu için. Yani cemaatle namaz kıldın mı namazın kabul olmama bir şeyi yok. Artı 25 diyor ama tek kıldın kabul olmama riski var. Burada şimdi demek ki dersi bak burayı biz kaçırmıştık. Burada ne anlatacak? Nun'un faziletini ve sırrını anlatacak. Hı hı. Sen bunu bitirince ben yer yer gireceğim ama. Tamam abi. Ben sonra Hacerül Esved hakkında hulasa yapacağım tamam. Size. Ben de şimdi burada sorular soracağım o zaman size abi. Hı hı. Gördüm ki. Bak bu şimdi bizzat görmüş yani. Gördüm. Gördüm diyor. Anladım, düşündüm yok. Yok. Bizzat o zaman buna hakka lekin diyebilir miyiz abi? Ve ayna lekin. Ayna lekin. Ayna lekin. Daha hakka lekine çıkmadı. Hacı ile Esvet'te çıkacak.
Gördüm ki namaz kıldığım o Bayezid Camii'ndeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Yani ben namaz kıldığım o Bayezid Camii'nde cemaatle iştirakimi ve her biri benim namazımda benim bir nevi şefaatçim hükmüne, şefaatçi burada vesile manasında abi, ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara. Bu şimdi nabudunun nunu olduğu için önce ne dava etti? İşte hamd alemlerin Rabbine mahsustur, o Rahman Rahim'dir, din gününün sahibidir. Ortaya bir hüküm koydu, bir dava koydu. Benim bu dediğimi o andaki cemaat ne yaptı? Hem şahit oldu hem müeyyit, itmam etti. Tamam. Oraya kadar ama. Çok ilginçtir, nunu orada kullanıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Evet. Yok da. Errahmanirrahim. Yok da. Tamam. Maliki Yevmiddin. Yok. Yok da. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn de diyor. Ve şehadet getiriyor burada. Burada şehadet var. Ve nun kullanılıyor. Nun harfleri kullanılıyor. Çok ilginçtir. O zeminde Hacer-ül Esed devreye giriyor. İmanı değil. İmanın şehadetini. O da tam orada giriyor. Burada değil mi? Tam orada giriyor Hacer-ül Esed. Yani ne bağlantısı, yani bu Hacer-ül Esved'in ehemmiyeti ne abi şimdi? Aa bak. Şimdi bu mevzuyu anlatırken Hacer-ül Esved'i niye sokuyor buraya? Ne alakası var konuyla, değil mi? İstersen ben bir hulasa edeyim, ondan sonra bak istersen. Mesela burada Hacer-ül Esved'i söylemesi kimse de diyemez ya burada Hacer-ül Esved yok. Yoktu, burada ne alakası var demek şimdi? Demek ki bu makamda bir bağlantısı var. Bağlantısı var işte, bu nunla alakalıdır. Nun'la alakalı olduğu zeminde kullanıyor. Yani gelişine baktığın zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin. Nun yok. Errahmanirrahim de yok. Maliki Yevmiddin de yok. İyyâke nâbudu da var. Burada nun kullanıyor ve burada Hacer-ül Esved kullanıyor. Hı. Ben şimdi Hacer-ül Esved hakkında komplim bir bilgi vereyim. Ondan sonra bu pencereyle bakalım. Hacın 3 farzı var. Hacın. Hacın değil mi? He. Tamam. Hacın 3 tane farzı var. Bir tanesi olmasa hac olur mu? Olmaz. Olmaz. Birisi ihramla hac yapmak. Tamam. İkincisi vakfe durmak. Arafat'ta var ya. 3. Üçüncüsü tavafı ziyaret. Ziyaret tavafını yapmak. Ziyaret tavafı tavaf var ya tavaf. Evet. 7 tanedir saf. 4'ü farzdır. 3'ü vaciptir. Ona da girmeyeceğiz şimdi. Ona bir şey hatırınıza söyleyebilir miyiz abi o 4'ü? 4'ü yatsı isim geliyor. Hı. Gece nama yatsı namazında o aleme girdim diyor. 28. lemada. Haccın bu 7'si neydi tam oraya? 4'ü farz, 3'ü vacip. Sana hangi namazı hatırlatıyor? Yatsıyı anlatıyor. Ya çalıştın. Şimdi 3 tane farz da değil mi abi söyledin? 4'ü farz. O 4'üncüsü neydi? Hacın 3 farzı var. Tamam. 1 ihramla tamam olmak. 2 vakfe. Vakfe. 3 tavaf ziyaret. Ziyaret tavafı yapmak. Tamam. Bu 3. Ziyaret tavafı da 7 tanedir. He tamam. 4'ü farzdır. 3'ü vaciptir. Şimdi yatsı namazı tekamülün sonudur. Ve lemaları versene abi, bana. Tavaf ziyaret bu şaft değil mi? Şaft bu. He tamam. Yani tavaf 1. Orayı kaçırdım da bu onun tavaf ziyaretinde 7 şaft var yani. 7 şaft var. Ver abi. Efendim abi. Bak şimdi. Üçü vacip. Çok önemli. Bunlar detayları içerisinde saklanıyor. Bak. Sayfa 271. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. İyi dinleyin şu cümleyi. Yatsı namazında o aleme girdim. Yatsı vaktinde değil, namazın içinde girmiş. Hayalde olduğu ya, fevkalade inbisatından. İnbisat demek, inkışaf değildir.
Oku al, çek oku, gitmesi inkişaf. Sesim hem inkişaf var hem inbisat var. Kucaklayarak gidiyor. Arkaya da gidiyor. Yani Miraç'ta inkişaf değil, inbisatın içerisinde inkişaf var. Arkaya da gidiyor sesim. Oku çekersem öyle gider, böyle gitmiyor. Ama inkişafta öyle değil. Bütünsel gidiyor. Bak yatsı namazında o alem gidim. Size ne hatırlatıyor? Ziyaret tavabı kaçtı? Kaç saftı? 7. 7. 4'ü farz, 3'ü vacip. Yatsı namazına girdim diyor. Yani ve oraya kadar gelene kadar, yatsıya kadar, sabah, öğleyin, akşam, ikindi akşam var. Yatsıya gelene kadar, Fatiha'da da öyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin yok mu? Errahmanirrahim yok mu? Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn de var. Gelmiş oraya. Şehadet mertebesinde gelmiş. Şehadet mertebesinde nun kullanıyor, Hacer-i Resvet kullanıyor. Ve altında diyor ki Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını, imanı değil, imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip, yani emanet bırakıyor. Bu da tercüman dedi. Bu şahitlik cümlesi değil mi? Şahitlik cümlesi. İslam esasından bir tanesi değil mi? Kelime-i şehadet getirme. Bunu oraya bırakıyor yani. Kelime-i şehadet Hacerül Esved'de tezahür ediyor. Yani tezahür ediyor derken? Orada ortaya çıkıyor. Mesela İslam'ın esasları. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Tamam. Zekat vermek. Hacca gitmek. En son ne? Kelime-i şehadet getirmek. Bütünlemek. Bu İslam tamamlanıyor. Evet. Şimdi şeyi kaçırmayacaksın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn deki nun orada. Hacerül Esved de orada. Kelime-i şehadet de orada. Aynı mevzunun içinde simge ve sembol birbirine geçişler kullanılıyor. Şimdi okuyayım. Hacerül Esved tavafın başlama, kabul olma şartıdır. Hacerül Esved olmasa tavaf yapabilir miyim? Olmaz. Olmaz değil mi? Girmiş olmuyorsun. Yani nasıl Kabe olmasa namaz olmaz. Çünkü istikbali kıble farz. Yani adeta şaftın, tavafın kıblesidir. Mesela ya parmak basacaksın ya istilam edeceksin. Şu iki avuçla. Zaten namazda şöyle duruyoruz erkekler. Yanlış yani. Yanlış derken sünnet olduğu için bir şey demiyorum. Yani iftitah tekbiri getirmek, Allah demek farz, ekber demek vacip, el kaldırmak sünnettir. Böyle değil ha. Hani bu avuç, sen Hacerül Esved'e böyle mi yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim, ekber ve lillahil hamd. Demiyor musun? Böyle mi diyorsun, böyle mi? Bunlar kimlik demiyor Mustat Mestevi'de. Alın, ayak altı ve bunlar kimlik oldun. Bismillahirrahmanirrahim ve lillahil hamd. Demiyor musun Hacerül Esved? Böyle yapıyorsun. Namazda da böyle yapacaksın. Şöyle. Böyle değil yani. Böyle. Tamam. Ha sünnet olduğu için kurtarıyor. Yani namazın farz olmadığında namaz düşmüyor. Ama doğruyu bilelim diye söylüyor. Tavaf olmaz. Hacerül Esved'e istilam etmesen şartıdır. Hem cumhur-u İslam'ı cemaat yapmaya vesiledir Hacerül Esved. Ha. Yani o bütün şahitliği bir yerde topluyor yani. Evet. Allah'ım. Zaten abi bu normalde Allah'ın bir kanunu yani. Mesela... Şimdi cemaattan bahsetti ya. Ha, çok güzel. Cumhur-i İslam'ı tevhid etmeye vesiledir Hacerül Esved. Yani bütün o şehadet kelimelerini bir noktada topluyor. Topluyor, bir noktada topluyor. Bütün milyonları tek yapıyor. Senin milyonların içinde kabul olmama şartın yok, şansın yok. Reddedilme şansın yok. Yani ne kadar adam müflis de olsa hani o sözlerde geçiyor. 16. sırada geçiyor. Ami de olsa bir veli gibi. Veli gibi oluyor.
Cumhur İslam'ı cemaat yapmaya vesiledir. Getir kardeş. Çok korkunç bir hakikat abi ya. Bu şimdi Ayet-el Kübra'da abi sayfa 158. Orada diyor ki abi kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı külliyatı cüziyata koyma sırrıdır diyor. Bak cüziyatı, külliyatı cüziyata koyması. Ama her bir cüzdeki külliyatı da her bir cüze koyuyor. Evet. Ehadi ehadiyet yapıyor. O zaman sen veli oluyorsun. Cumhur İslam'ı cemaat yapmaya vesiledir. Neye benziyor? Namazdaki nun harfi gibi. Hacerül Esved cemaata vesiledir. Yekta vücudu vücuda vesiledir. Tek yekta vücuda vesiledir. Kesretin tekte olduğudur. Adeta o anda Allahu Ekber ve Lillahi'l Hamd. Ayrı ayrılar tek oluyor. Sanki vahdetin, vahidiyetin şahlanması oluyor. Şöyle diyeyim. Mevcudat ayrı ayrı değil mi? Güneş, toprak, hava, su birbirine kopuk gibi gözüküyor. Ağaçlar, bitkiler, soğuk, sıcak, karanlık, çekme, itme. Farklılıkları teke getiren, tek olan sistemin adı vahdettir. Sistemin adıdır. Şahıs yok vahdette. Bu sistemin sahibi vahittir. Bu şahıs bildiriyor. İşte farklılıklar tek vahdet. Hacerül Esved ve istilam Bismillahirrahmanirrahim vahdetteki vahidiyetin simgesi. Neyse. Biri gösteriyor yani. Biri gösteriyor. Yani o kadar aslında bu insan ekberin şeyi olabilir mi abi? Tabi zaten üçü tektir ya. Arş, Kabe, kalp. Üçü aynıdır. Kafa namazda dönse mekruhtur. Namaz iptal olmaz. Ama sadr, sad ve Kur'an-ı dindik. Şu sadr Kabe'den döndü mü namaz bitti. Şöyle yapsam bitti. Peki bu ona bakması şart olduğu gibi Kabe'nin de arşa bakması şarttır. Zaten amudun nurani diyor. Bu işte ya. Yekta vücuda vesiledir. Rabbine ibadeti takdim cesareti verendir. Hacerül Esved. Rabbine, sen kimsin ya? Allah kim, sen kim? Rabbine ibadet etme cesaretini, eylemini aktif edendir. Sana özgüveni verendir. Adeta onaylandığını hissetme yeridir. Dua ediyorsun. Duana cevap verildiğini nasıl anlarsın? Enfüsten bilebilir yani. Şöyle. Dua ederken münacata dönüşme anı kabul edildiğini gösteriyor. Duanın içinde münacat var. Münacatın içinde dua yok. Yani münacat adeta onaylandığının simgesidir, yakarıştır orada. Mesela şöyle dua ediyorsun. Ehadiyetin tecelli etmesi demiştik abi. Her gibi yani böyle taktık yapıyorsun dua. Ama bir de dua ederken bir hal geliyor. Acayip artık ya ağlıyorsun, tamam mı? Böyle bu duadan çıktın o. Çıktın, dua yok artık. Artık yakarış. Artık perdelerin kalktığı an münacat demek. Ehad. Vahdetten ehad, vahidiyetten ehadiyete dönüştür. Şunu bir saniye abi, şuna yaz. Çok acayip oldum ben de.
Daha acayip şaşıracaksın şimdi aşağıya doğru. Hakikat tansiyonum düşük abi biraz da. Buna ben hakikat sarhoşluğu diyorum. Bak burada namazı zikrediyor. Fatiha'yı zikrediyor. Nun harfini İyyâke nâbudu da zikrediyor. Cemaati zikrediyor. Şahadeti zikrediyor. Evet. Ve Hacerül Esved'i zikrediyor. Mutlaka birbirine geçişler var. Şimdi abi cüziyetten külliyete çıkamayan bu şahadetliği anlayamaz. Evet. Aşağıda ona bağlıyor. Önce fazilet olarak o cemaatteki iştiraki anlatıyor. Bak o kadar cemaate Allah seni de katmış. Katmış. Bir fazilet yani bu. Peki o sır ne? İşte biz anlayamıyoruz. Şimdi anlamaya çalışıyoruz. Yani sır işte bu. Bunlar devam ediyor. Evet. Dikkat edersen Hacerül Esved son nihayet nokta. Allah'a aşağı geliyor. Anlatıyor. Namaz kılıyor. İşte zekatı veriyor falan. O maddi duruma geliyor. Hac yapıyor. Hac tamam mı? Onu yaparken hac yapabilmesi için ekonomisi olması lazım. Sıhhati olması lazım. Hür olması lazım. Tamam mı? Emin olması lazım. Hür olması lazım vesaire. Hepsinin simgeselliğini taşıyor burası. O yapabilir zaten. Bulu çağında olması lazım. Aklı bulu çağında olması lazım. Deli olmaması lazım. Sağlığı yerinde olması lazım. Ekonomisi iyi olması lazım. Ha? Bir de yol şartlarının iyi olması lazım. Hepsinin cemidir aslında orası. Yani bunları ona gösterme ve onaylandığın zeminidir Hacerül Esved. Bir tanesi eksik olsa onu istilamı yapamaz. Devam edeyim. Rabbine ibadeti takdim cesareti verendir Hacerül Esved. Yani mutlaklıktan muayyenleşiyorsun. Yani nereden nasıl başlayacağım, ne yapacağım, hangisi için doğru? Nasıl yapacağız? Gittik hacı. Nereden başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Bak kardeş burada Bismillah, Allahu Ekber onaylandın. Ondan sonra ta ziyaret tavafı yapana kadar bütünü haç manasına geçiyor. Türkiye'ye gelene kadar. Tavafa Hacerül Esved'e kadar ne yaptınsa hacın dışı sayılıyor. Hacın dışı sayılıyor. Ne zaman istilam ettin Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber ve Lillahilhamd dediğin anda ta ziyaret tavafının o son şeyin hepsini hac manasına zikrediyor. Şifreliyor seni. Hani var ya mesela bazı iş merkezlerinde veya parklarda var. Mesela diyorum ki ya 15 dakikası ücretsiz diyor. Evet abi. Seni plakanı çekiyor. Çıkarken sana bakıyor. Eğer 15 dakikaysa almıyor. 15 dakikaysa sonrası alıyor. Senin o bütünlük içeride kabul ediyor seni. Yani hacın bütünsel hareketleri teke getiren Hacerül Esved'dir. Hacerül Esved şöyle diyeyim. Siz ibadeti abdestle başlamıyor musunuz? Evet. Eylemsel. Abdestin olmasa olur mu? Olmaz. İbadette abdest neyse haçta Hacerül Esved odur. Aklın abdestidir. Peki diyelim ki o taş orada yok abi. Gene elini kaldırıp istirham etse gene olmuyor değil mi? Şimdi olmuyor. Nasıl olmuyor? Şimdi nasıl yapmış? Allah ve mutlaklığı belirli bir şartlarda ve zeminlerde muayyenleştirmiş. Oradan razıyım diyor. Mesela Allah'a sorsak, ya Rabbi bizden razı mısın? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzersen razıyım diyor. Ne yaptı? Allah'ın her çeşit razılığı var ama bilmiyoruz hangisi. Muayyenleştirdi. Muhammed'in hareketinden razıyım. Muayyenleştirdi. Hangi hareketimden nasıl yapacağım? Şuradan böyle başlayacaksın. Yani adeta bir ordu komutanının start vermesi gibi. Yani kayıt olduğunu gösteriyor. Şahitliğinin kabul edildiğini gösteriyor. İmanın tercümanını bırakıyorsun diyor.
Devam edeyim. Evet. Tavafın kıblesidir. Hacerül Esved. Her şeyin bir kıblesi var. Duanın kıblesi Arş-ı Azam'dır. Namazın kıblesi Kabe'dir. Tavafın kıblesi Hacerül Esved'dir. Onunla giremezsen hiçbir şey giremezsin. Abdestin yok. Hangi namazın, hangi ibadetin olur ki? Kur'an okusan olmaz. Namaz kılsan olmaz. Ha, oruç tutsan olur. Ama sanki eylemsel ibadetlerin temeli olan abdest gibi. Hatta onu düşündüm. Dedim ki abdestsiz oruç tutulur mu? Tutulur. Ama abdestsiz namaz kılınmaz. O zaman ibadetin temeli abdesttir. Hacer-i Esved buna benziyor. Hayır. Niyete benziyor. Bizdeki karşılığı. Bizdeki karşılığı Hacer-i Esved niyettir. Yani aklı kıblesine koymak. Veya abdestini aldırmak. Aklın abdesti yani. Tavaf, tavafın kıblesidir Hacerül Esved. Kabe mihrap, öyle de geçiyor. Kabe mihrap, Hacerül Esved ise imanın tercümanı olan şehadeti, tevdi, emanet bırakma, özgüveni, onaylandığının göstergesi. Kabe mihrap, Medine minber. Şahsiyet-i maneviye demektir Medine. Mihrap da nedir? Mihrap nasıl ki? Kabe mihrap. Tamam mı? Kabe mihrap. Mihrapta ne yapılıyor? Namaza. Namaza giriyorsun. Nasıl giriyorsun? Allahu Ekber. Tamam. Hacer-i Esved gibi olmuş. Orada duruyorsun. Yani özgüveninin, yani kul olduğunun bilincine geliyor insan. Elhamdülillah ya. Diyorsun. Kul bilinci. Kulum. Kulluğunun şuuruna. Bu çok önemli ha burası. Elhamdülillah ya. Mesela Hacerül Esved'e şey yapınca böyle. Allah Allah. Sanki bir onaylandığını hissediyorsun böyle. Devam edeyim. Sanki kalbin, kalp, Kabe aynıydı. Hacerül Esved, Kabe'nin bir rüknü değil midir? Evet. Ha, o zaman Hacerül Esved kalpte arayacağız. Vicdan olabilir mi? Vicdan da kendisi değil. Niçin değil? Hacerül Esved'i nerede kullandı burada mektubatta? Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abdu Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum. Sen İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn insanın hangi makamında vardır? Şöyle diyeyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim? Üçüncü tekil şahıs. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben, sen, o. O. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Hangisi oldu? Üç. Ben, sen, o. Er-Rahman-ı-Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. O. Muhatap yok da. İyâke nâbudu. Yok. Er-Rahman-ı-Rahim. Maliki yevmiddin. O dün günü sahibidir. Kim? O. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sen. Biz sana ibadet ederiz. Sana ibadet ettiğim için senden yardım istiyor. Kime ibadet ettimse ondan istiyor. Şimdi burada kullandı. Biz bu sözü insanın kalbin neresinde yapıyoruz bunu? İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Şuhut makamı. Ben, sen, o. Bak. Ben, sen, o. Üç. Muhatap makamı kalbin hangi makamdır? Latife-i Rabbaniye. Aferin lan. Latife-i Rabbaniye şuhut makamıdır. Şehadet makamıdır. Müşahededen geliyor. Yani. Müşahededen geliyor. Vicdanda ne vardı? Karpuz gibi yer. İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbani. İbadetullah. İradenin. Zihnin. Marifetullah. Hissin. Muhabbetullah. Latifenin. Müşahedetullah. Bak. Eşheden la ilahe illallah. Hacer-i Esved'i buna koydu. Yani vicdanın Hacerül Esved'i. Bir daha bir enteresan şu.
Şimdi yukarıda cemaatten geldi ya. He. Bak burada neşhedü demiyor. Eşhedü diyor. Eşhedü. Yani külliyattan ferde geldi. Ferdi geldi. O külliyat içerisindeki ferdin girmesini anlatıyor. Neşhedü demiyor. Eşhedü diyor. Eşhedü. Ben şehadet ederim. Ama o şehadetin içinde hepsi var. Hepsi var. Ama ne oldu biliyor musun? Bütüne ben diyor. Bene ben demiyor, dikkat et. Yani ferde ben diyor. Evet, fer, yani bütüne ben diyor. Hayır, ferde değil. Cemaata ben diyor. İşte cemaat o, ben oldu. Yani onu demek istedim. O makama gelen makamdır işte Hacı Rızık. Yani bunu abi askerde hani bölük komutanında 400 kişi arkada ya. Hı. Yani 400 kişi işte 200 mantıklı. Kendisini 400 kişi görüyor. Ha, 400 kişi görüyor. Evet. Bölük komutanına sen yapabilirim. Ben bu işi bir saatte yaparım. Ben bu işi yaparım diyor. Kendisi mi kastetti? 100 kişiyi kastederek ben bu işi yaparım diyor. Hacer-i Resvet'te milyonlar tek be eşhedü diyor. Neşhedü demiyor. Hmm. Bütüne tek olarak ama tek söylerken bütünü kastediyor. Makamdır böyle Hacer-i Resvet. Aynı bu anlattıklarımız tahiyyatta da var. Nasıl var? Tahiyyatı derken bütün mahlukatın ibadetlerini, zaten, imanlarını hepsini Cenab-ı Hakk'a getiriyor. Zaten orada, orada getiriyoruz. Orada şehadet getiriyoruz. Orada zaten şehadet getiriyoruz. Yatsı namaz ondan oluyoruz. Ahir ya. Nabudu, şu anda Nabudu'yu anlatmıyor musunuz? Nabudu'yu anlatıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani burada... Hayır. Eşhedü en la da. Ya ki Fatiha yukarıda. Giriş o. Giriş. Yani zaten onları yapamazsan aşağıdakini söyleyemezsin. Yok. Tabii. Bak şimdi. Fatiha'da na kullanıyor. Giriştir. Girdi. Cemaate dahil oldu. O kadar fena fil cemaat oldu ki tahiyyatta eşhedende o bütünsel teke geldi. Şehadet ederim diyor ama bütünü kastederek diyor. Hani aşağıda. Bir noktayı cihan yap, o cihana hakim ol şey vardı ya abi. Bir şehadet ederiz demiyor ki. Ben diyor o safları işaret ederim. Evet. Ben kullanıyorum. İmanımı diyor. Buna abi fert oluyor yani fert. Fert dediğin mesela dedim ki bütün insanlar nef. Bir insan ise nevinin ferdi. Ferdi. Yani onun hepsinin özelliğini gösteriyor. Ama o kadar fena fiil olmuş o bütünsel ki bütünü artık kendisinde hissediyor. Allah. Ben diyor yani. Bütün aslında benim içerisinde bütünlük var. O zaman hadiyet ya. Bu abi şeye de atıf olabilir yani. Bu 5. remiz vardı ya. Ha evet. Mahiyet insani bir din inkısamı gayrı etsa-i kainat hayatımın etsa ve efradıdır diyor. Şey neydi? Kainatın etsa ve efradı hükmüne geçer. Kainat onun etsa ve efradı hükmüne geçer. Şimdi devam edeyim daha antika. Sanki kalbin Kabe'nin yani kalp Kabe'nin vicdandaki kelime-i şehadetin zuhur zemini olan Latife-i Rabbaniye'yi gösteriyor. Siyah olmasını da anlatacağım. Siyahın için. Bu zeminde şehadet ediyoruz. Latife-i Rabbaniye'de. Latife-i Rabbaniye sondur. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. İradenin vazifesi, vicdana diyorum, soğan kabuğu gibi gir içeriye. En dış tarafta irade. Vazifesi, ibadetullah. Gir içeriye. Zihnin vazifesi, marifetullah. His, hissin vazifesi muhabbetullah. Latifenin müşahadetullah. Yani buraya geliyor, sona geliyor. Demek yani nasıl ki hacı istilam etmesen senin tavafın olmuyor. Evet. Rabbini müşahade etmesen. Sana hissediyorum ki eşhedenle ben şehadet ederim. Tahiyyat aşağıda biz öyle diyoruz. Ama Fatiha'da biz sana ibadet ederiz. Girerken diyoruz. Takdim ederken bene indi o. Biz ne yaptıksa hep yaptık. Oturunca o bizler ben olduk. Onun için ben şehadet ederim ki. Eşheden la. Ama işte o şehadetlik bütün mahlukat hesabına. Tabii canım. Allah takdim saat şey zemini ya namazın tahiyyatı oturma. Ettehiyyatü el mübarekatü salavatü tayyibatü lillahi selamu aleyküm diye. Yani orada o zaman bu
cüziyetten çıkış olduğu hani üstad diye ami de olsa evliya oluyor. İşte o makamda oluyor. Bizzat içinde. Yani. İçinde oluyorsun. Yani. Daha geçeyim o siyaya geleceğim. Niçin Hacer-ül Esved siyah olmuş? Niçin cennetten getirildiği halde taştır? Dünya cinsine benziyor. Bir de abi şöyle bir noktaya nazar bir de ben şey yapayım abi. Mesela ben şimdi konuşayım hangi esmaya bakıyor? 3 tane yazdım. Hı. Biri Cenab-ı Hakk'ın şahit ve meşhut isimleri var. Ayette de geçiyor. Hı hı, şahit ve meşhut. Evet. Subhaneke ya Allah yok Subhaneke ya şahit. Şehit şahit. Bir de meşhut var abi. Meşhut da Allah'ın bir ismi. Hı hı. Şahit de ismi. Orada azamiyet derecede tecelli ediyor. Bir de hafis, hıfzeden yani o şehadetler. Ha, aldığını götürüyor. Ha. Üç tane orada azamiyet derecede var Hacer-ül Esved'de. Devam edeyim de ben şey yapayım. Medine minber denmiş. Yani şahsiyet-i manevisi demektir. Hutbe değil. Kur'an'ın bazı harfleri dahi çok ilginçtir. Mühim hakikatlerin nuru anahtarlarıdır. Ustad diyor. Bak yukarıda diyor. Her eder ki ha şurada değil. Diyor ki belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi bazı harfler hepsi değil. Mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Bazı harfleri. Tamam. O harfler çok ilginçtir. Huruf-u mukatta'da cem olmuş. 28 tane ya. 14 tanesi kullanılıyor. Neyse. Kur'an'ın bak bir şey anlatacağım burada. İlginçtir burası. Kur'an'ın bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarları olduğu gibi Hacer-ül Esved de varlıklar içinde nun harfi gibi. Yani dağlar, taşlar vesaire, güneşler, hava, su. Bir sürü eşya var. Ama Hacer-ül Esved de bir eşya. İmtiyazı. Kur'an'da bir sürü harfler var. Yani 28 tane. Onların içinde bazıları imtiyaz kazanmış. Kur'an'da nun neyse eşya arasında da Hacer-ül Esved öyledir. Yani nun bütünselliğin cemidir. Teke indirdiği. Allahu Ekber ya. Bütünselliğin cemidir. Demek ki kelamda nun ifade ediyor. Varlıkta Hacer-ül Esved. Allahu Ekber. Çünkü bütün hayatı yaşadın Türkiye'de yaşadın. Kafileyle gittin, param var, sağlığın var, hürriyetsin, aklın bali olmuş vesaire. Hacın şartları var, tamam mı? Bir eda şartları var, bir de vücub şartları var. Yani sana farz olması, bir de takatiyen. Gittin oraya, şimdi bu şartların başlama startı olacak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyorsun. Yani Kur'an'ın diyor, bak... Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarları nun harfi gibi nurlu anahtar olduğu gibi Hacer-ül Esved de eşyanın eşyalar arasındaki istisna eşyadır, harftır. Aşağı anahtardır. Kur'an'da da... Açıyorsun orayı. Şahadet. Şahadet diyen ve anahtarın kendisi Hacer-ül Esved. Kilit, anahtar. Şimdi kilit burası. Anahtar, harf. İşte Hacer-ül Esved anahtardır. Kilidi açıyorsun. Kur'an'da da Bismillahirrahmanirrahim. Yani tek ayet olduğu halde 114 defa bu surelerin başına gelmiş. Kur'an'ın ona da anahtar diyor. Bismillahirrahmanirrahim'de da var denildi mi? Evet. Bu anahtar var orada. Allah'ın mesela B. Bütün kainat Yasin'de diyor. Peygamber Hazreti Ali diyor lan. Yasin Fatiha'da.
Fatiha. Buradaki abi yani sır çok enteresan sır. Evet. Allah. Sır diyor ya zaten. Fazilet ve sır iki tane ayırmış yani. Evet. Fazilet ve sır. Yani fazilet olması cemaate teke inmesi fazilettir. Ama seni öteye taşıması senin sırrını inkişaf ediyor. Sıra götürmek değil, senin sırrını oynatıyor. Yani sır latifesi, sır olsun, koy kenara, meşgul olmayın demek değil. Adı sır, sır. Hani ben diyorum ya bazen, hayal, hayal değil. Bir daha yapayım. Kur'an'ın bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarlar olduğu gibi, Hacerül Esved de varlıklar içinde nun harfi gibi. Kainat Kur'an'ının nunudur. Kainat Kur'an'ının nunudur. Efset, şimdi bu çok önemli. Siyah. Demek ki Allah'ım ben bir şeyler oldu abi. Acayip oldum ben ya. Kainata Kur'an demiyor mu? Kur'an iki bir kainat demiyor mu? Onun nun harfi. Evet. Ondan sonra kimi yazıyor orada biliyor musun? Nun vel kalemi ve ma yesturun. Orada yazılıyor. Şehadetin yazılıyor orada. Orada eşhedü en la ilahe illallah'ı imanın tercümanını tevdi ediyorsun. Sayfa yazıyorsun orada. Neyse. Peki bir de şöyle bir noktaya bir de ben şey yapayım abi de siz biraz dinlenin abi. Şimdi mesela diyelim ki siz birisinin evine gittiniz. Mesela biz geçen eve gittik. Yaşar abinin evine gittik. Sen dedin ya bunun çocuğu var mı? Çocuklarına bir şey alalım. Hani gitmeden sorarım. Ufak çocuk var mı? Adetimdir. Veya da eve uygun. Daha gariban evet. Birisi ona göre. Kesinlikle şey götürürüm. Alırsın. Hediye götürürüm. Yani. Şimdi oraya gelen de Allah'ın evine gelmiş. Abi. Şimdi sen Allah'ın evine geldin. Onun değer verdiği bir şeyi götürmen lazım. Abi. Ona vermen lazım. Çok ilginç. O da nedir? İmandır işte abi. En büyük hakikat o ya abi. Aferin. Onu bırakıyorsun, onu getiriyorsun, veriyorsun ona. İmanı değil, imanı tercümanı. Tercümanı, he. Bir hadis görmüştüm ben de abi. Hacerül Esved, Cenab-ı Hakk'ın sağ elidir diye. Yani bir nevi biatını da tazelemek gibi oluyor. Evet, yani. Biat, sağ el. Siyan için olmuş. Daha önce beyaz diye bir rivayet var ama abi. Beyazdı. Beyazmış. He. Siyahlaşmış. Günahlardan dolayı deniyor. Evet, onu okuyayım bak. Tamam. Beyazdı. Hemen şunu sana bir şey söyleyeyim. Mesela Murat, kutuplara gidince böyle gider misin? Böyle gider misin? Kalın giymem lazım. Evet, oraya iner inmez yersin. Seni gizler oranın şartları. Ve seni değiştirir. Değiştirmez mi? Arabistan'a gittiğin zaman seni siyahlaştırmıyor mu? Hacerül Esved de cennetten getirilmiş hakikattır. Ama bulunduğu aleme göre şekil almış. Hakikat değişmiş, mahiyet değişmiş. Evet. Şekli değişmiş. Şekli alemi şehadetçisinden, hakikati alemi şehadetin dışında. Bulunduğu aleme göre libas giymiş. Hani ustad diyor ya, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Hani bazıları sorar, ya hasbir üset bir taş, doğru. Hakikati taş değil. Ama et kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Nasıl gözükecekti başka? Nasıl gözükecekti? Oraya bir adam mı dikecekti sahabe? Sahabe gibi bir adam mı dikecekti? Bir koridor olması lazım. Size şöyle bir şey diyeyim. Mehmet, ben bu odada, benim odada, bir metre çapında bir kapak var. Hani postatif kuyusu gibi oluyor ya, veya PTT. O kapağı bulursan, o kapağı kaldır, gizli ama, o kapağı kaldır, o yoldur. Seni İstanbul'un dışına, yeraltı tünelinde çıkartacaklar. Yol nereden başlıyor? O kapak. O kapağı bulacaksın. Hacerül Esved böyle bir kapak. Nereye gidiyordu? Yolun
bize bakan yönü olduğu için biz cinsten olacak. Peygamber olduğu için, bana geldiği için benim cinsimden olacak. O zaman bana bakan yönü benim cinsimden olacak. Allah'a bakan yönü de oraya uygun olacak. O da ruhtur, burası da cesettir. Demek yani taş olarak gözükmesi de yani her şeyin kendine mahsus en düşük hayat mertebesi olduğu için taş. Evet. Öyle. Oradan ondan sonra taşın şey gireceğim. Taş niçin olmuş? Taş olmasının sebebi 20. sözde anlatır. Allah ayette hani diyor ya, Allah başka bir şey bulamadı mı ki ayet taştan bahsediyor. Kalbiniz taş gibi. Ve taş toprağın anasıdır. Adem'dir. Yani varlığın çıktığı kaynaktır. Yani kayalar var ya dağın tepelerinde kaya. Dünya ilk taştı. Sonra soğuk sıcak kar vesaire tipi taşı ufalttı, toprak oldu. Toprağa dayılık yapar, analık yapar. Toprağın aslı taştır. Ondan sonra çıkma, o 20. sözde var. Hatırladım abi. Ha, yani aynı zamanda varlığı simgeliyor. Siyah olmasını anlatayım şimdi. Ondan sonra keseceğim. Esvet siyah, yani Adem'den sıyrılıp vücuda, hayata döndürmenin zıtların cemidir. Yani siyah olmasının sebebi Adem var ya Adem, karanlık, zulümat. Onun üzerine vücut konmuş, nur. Yani zulümat gibi insanları, yani günahlı insanları, ademi bir hayatlarını vücuda dönüştüren bir zemin. Yani oraya siyahını bırakıyor, beyazlaşıyor yani. Beyazlaşıyor. Siyah olmasının sebebi şu. Bütün renkler siyah zemininde gözükür. Yani siyah şunu demek istiyor. Kabe'yi de ona benzetmişler örtüyü. Alim, cahil, zeki, gabi, reis, halk fark etmeden hepsine kucak açan. Kimseyi sorgulamayan. Yargılamaya. Ayna olan demek. Camın arkasında siyah şey var. Siyah satı var. Camın arkasına konunca bu ayna olur. Bunu kaldırırsanız, camın arkasındaki siyahı kaldırırsanız ayna aynalıktan çıkar, cam olur. Karşıya bakarsınız. Kendinizi göremezsiniz. Cam, mesela güneş vursa caman gölge düşer mi? Düşmez, girer. Ama siyah boya yapın, güneş düşer. Seni sana hatırlattığı zemin, seni sana gösterdiği ayna. Evet. Yani Adem'den sıyrılıp insan vücut alemine, varlığa, nura dönüşme fırsatı, zemini. Kabe'nin örtüsü de Hacerül Esved'e benzetilmiş. Yani zengini fakiri, alimi cahili ayırt etmeden bağrına basan demektir. Hiç kimse ben şey yapmıyor. Çünkü olgunluk simgesidir siyah. Kemalat simgesidir. Mesela niçin sarıklar biz dershanede beyaz sarıyoruz da niye siyah sarmıyoruz? Niçin ustad beyazı sen? Talebeler beyaz sararlarmış Osmanlı medreselerinde. Ulema, alimler siyah sararlarmış. Biliyor musun? Böyle hani var ya bir okul düşün. Herkes çıktı dışarıya. Çocuk veya talebe de koca koca adamlar. Ama hocaları da var. Hocaları sarıktan belli olurdu. Siyah. Olgunluk. Sarığın bir manası da yani kefen kadarmış eski sarık. Evet. Yani kefenimi taşıyorum başımda. Taşıyorum yani hayat bu kadar diye. Mevzu haç olmadığı halde, burayı çok iyi dikkat et ama sen. Tamam. Burası bu Allah aşkına 393'e gel. Geldim abi. Burada nabuduyla, namazda, cemaatla konuşuyor.
Ne alakası var hac? Şey Hacerül Esved. Mevzu hac olmadığı halde Hacerül Esved'i kullanması garip değil midir? İşte ne alakası var yani? Ne alakası var? İşte sır bu abi işte sır. Evet. Nasıl ki şeyde mesela çocuk mesela doğduğu zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan. Sonra kamet getiriliyor. Bir tanesi şeydi diyor veya nerede okumuştum diyor ki ezan okumak ruhu, kamet getirmek hayatı, cesedi aşılamakmış. Bir ruha okunuyor, bir de cesede okunuyor. Sağ kulağa ezan, sol kulağa kamet getirilmesi sağ kulağa ruha, sol kulağa bedene aşı yapıldığını gösteriyor. Manevi aşı. Manevi aşı. Aşıdır bu. Doğan çocuğa aşı yapılıyor. Ne aşısı? İşte ne aşısıysa ne anladın sen? Mikroptan koruma aşısı. Nunu anlatırken de Hacerül Esved'i kullanıyor. Bir. Mevzu namaz anlatırken nun kullanılıyor. Nun anlatılırken nun anlatılırken Hacerül Esved kullanılıyor. Birbirine geçiş kullanılıyor. O zaman Fatiha'da şey İyyâke nâbudu İyyâke nâbudu nun neyse hayatta hayatta bütünsellik yani vahdet noktası. Vahdet noktasında da Hacerül Esved o vazifeyi yapıyor. Nun var vazifesi gibi. Yani kesret iken biz vahdette kesretin ifadesi. Vahdeti gelerek kese yani vahdeti gösteriyorsun ama cemaat. Evet, kesretin simgesi. Yani bir insan oluyor o zaman. Bir evet. O zaman veli gibi geliyorsun. Ha. Ve bütün serüven başladı. Veli olma şeyi burada tanışılıyor. Evet. Niye o adamda veli kadar kıymet alıyor? İşte buradan. Niye o veli oluyor? Tek ama nuna girmiş. Mesela şey gibi abi buna bir misal vereyim. Mesela diyelim ki vasıfsız bir adam. Misal olarak askere gidiyor onbaşı oluyor. On kişinin şeyi oluyor. Evet. Ve konuşurken ben diyor. On kişinin anına. Mesela tabii. Ama burada hiçbir işe yaramıyordu adam. Veya çavuş oluyor ya. Kaç kişi? Evet. 40-50 kişi. Ama oraya gidince ünvan aynı bunun gibi. Ünvan alıyor ve ne diyor biliyor musun? Komutan diyor ki oğlum yapabilir misin? Komutanım bu işi ben bir saatte yaparım. Kendisini mi kastetti? 10 kişiyi kastetti. Burada hiç tırbırı bir şeydi. Ha. Uyduruk bir adamdı. Orada o makama geçirdiler. Burada tırbırı bir adamdı. Hacerül Esved'e gidiyor. Bismillah. Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyor. Adam oluyor mu başı? Evliya ödürcesi. Tabii ya kaç milyonun temsilcisi. Yani ne demek biliyor musun? O kaç kişiydi? 6,5 milyon. 6,5 milyon teke geldi. Osman dersi kaçırdın sen. Abi nasıl yetişim ettim ben ya? Ne anons duymadın mı? Ben şimdi başka bir dersten geliyorum abi. Ha. Çıksa buna gitmiş. Ha çok ilginç. Hacerül Esved yapıyor. Tamam hakkım var. Hacerül Esved. En çok merak şey yaptım. Ben bir ara şeye takılmıştım. Tavafa, siyah örtü olması. Ya ben bu meseleyi şey yaptım. Öğlenden beri rahatsız kafamda yani. Aynen öyle. Yemek usulü bile içemedik yani. Acaba nedir, neyin nesidir yani. Hele hele Safa ve Merve var ya. Yani biz bunları bilmezsek dışarıdaki adam bilmez yani zaten. Cemaatin içinde. Yani arkadaşlar bak Allah aşkına. Bak Allah aşkına. Suriye bakar mısın? Suriye bakar mısın? Diyor ki Kur'an-ı Hakim'in esrarı bilinmiyor. Müfessirler hakikatin anlayamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var diye söylüyor. Burada Kur'an-ı Hakim'de hassas noktaları, mesela Veşşemsü ve Duhaha, Yasin, simge sembol kullanılıyor. Tamam mı? Ve Necmi İzâ Heva vesaire anlatıyor. Ve Din ve Zeytun, dikkat et ama.
Fahrettin ve Zeytun. Hep böyle ihtilaflı ayetler. Ondan sonra surelerin başlarındaki huruf-u mukatta, şifre. Ondan sonra veya geliyor. Bu acayip bir yer. Buraya girmek istemiyorum tabii. Bu çok ilginç bir yer. وَسَمَاوَاتُ مَتْوَيَةِ بِيَم۪ينِهِ O orada girmeyeyim o şeye. Geliyor. 5. Hamd senalar var. 6'a geliyor. 6.sına geliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi 6.sinde 1. Cemaatla namazı anlatıyor. Cemaatla namazın arasında cemaatla namaz kılmanın fazileti ve sırrını anlatırken Nun'a giriyor. Fazilet ve sır ayrı şeydir. Nun'u kullanıyor. Beni ilgilendiren bir, namazda giriş olan Elhamdülillah Rabbil Alemin kullanmıyor. Üçüncü tekil şahıs. Ben sen o. Alem, o alemlerin Rabbi. Errahman Rahim. O Rahman ve Rahim. O. Maliki Yevmiddin. O. Ben sen o. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sen. De nun oluyor. Nun kullanıyor. Na'da. Key değil de burada geçiyor. Şimdi namazın fazileti, sırrı anlatırken nun'a giriyor. Nun'da Hacerül Esved'i de çaktırmadan olayın içine sokuyor. Aynı bu nun gibidir diyor. Çaktırmadan nun'u izah etmiş oluyor. Hacerül Esved'i izahın sadedinde veya nun'u anlatırken Hacerül Esved'i anlatmış oluyor. Yani Kur'an'da bazı harfler var ki diyor, öyle diyor, bazı harfler var ki şeyleri cem etmiş diyor. Bu, cemaatları. Cemaatları. Mesela diyor Kur'an'da değil ayetleri, kelimeleri, nunu, nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarlarıdır. Anahtar olarak kullanıyor nun ve 14 tanedir. 14 tanedir. Tamam. Şimdi 28 tanenin 14'ünü kullanıyor huruf-u mukatta'da. Onların içinde de çok ilginci nun harfidir. Ve o saadette geliyor. Nasıl ki diyor nun'da cemaati simgeliyor. İslam esaslarının sonu olan şahadeti de diyor. Yani cemaati nerede temsil ediyor? Nun'da. Şahadeti de bütünselin şahadeti de Hacerül Esved'de yapıyor. Hacca yapanların tümde cem olması. Evet. Namazdaki cemaatin Beyazıt cemaati, İstanbul cemaati, Beyazıt bütün alemi İslam ve geçmiş peygamberden bu tarafa 14 saf var. İmam tek. Öyle imam yok kardeşim. O münadi yok. Münadi değil mi? Yani bir imam mihrapta Allahu ekber secdeye giderken arkadaki saf ne diyor o uzak olan? Münadi ne der? Aynen. Allahu Ekber diyor o da. Şimdi imam tek arkadaşlar. İmam-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kabe'nin imamı. 14 tane saf var. Her bir safta da bir münadi asın imamı. Evet. Saf. İmam tek. O safta. Şimdi o safta namaz kılıyoruz. O safa nasıl giriyorsun? Nun'la giriyorsun. Beyazıt Camisi, bütün zerratım 14 saf. Nun harfi bunu simgeliyor. O kapıdan girecek, başa giremez. Başka giremez, anahtar bu. Şimdi haçta da aynı şeyden herkes aynı şeye giriyor. Ama delik tek olduğu için tek olmak zorundasın. Bir tane. Ne kadar anahtar ne olursa olsun kapının bir tane anahtarı. Herkes aynı yerden sokacak. Bir nevi abi aynı yerde sokacaksın anahtarını. Şahadetin anahtardır. Tek olup tek aynı yere sokacaksın oraya. Herkes böyle diyecek böyle. Herkes duruyor tavafta. Bismillah, Allahu ekber ve lillahil hamd diyorsun. Girdin. Yoksa giremez.
O zaman ne yaptı? 6 milyon. 6 milyon veya 5 milyon hacca gitti. Hepsinin cem oldu. O zaman ne yapıyorsun? O bütünseli sende cem oluyor. Çünkü tek hakikat oldun. Orada Hacı Reset diyor ki özel alimdir, cahildir. Beyazsın, siyahsın. Çocuksun, büyüksün. Kadınsın, erkeksin. Hayır. Ses aynı mı? Aynı hakikatsınız. Geldin, yani farklılıkların harmanlanıp tek olduğu şey. O böyle bir sistem çalışıyor. Ama niyet bunun şeyini artırır değil mi yani? Tabii canım. Derecesini hani artırır. Derecesini artırır. Ama en düşüğü veli. En düşüğü veli. Veli olur diyor. En ami diyor 16. sözde. En ami diyor bir veli gibi makam alır. Çünkü verdiği kendisi, sen mi kendini verdin? Allah da diyor ki ben de bütünseli sana veriyorum. Sirayet var senden ona, ondan sana. Evet, sirayet sistemi çalışıyor. Sirayet sistemi çalışıyor. Yani siyahlaşmasını da hani mesela adam, en âmi adam günahkar gitti ya be. Evet. Ya işlemedi. Sirayetten dolayı. Oradan abi onun siyahlığı ona geçiyor. Evet, onun sirayet. Onun beyazlığı ona geçiyor yani. Evet. Alı, verdiği aldı. Sirayet kan. Niçin Osmanlı'nın yaptığı camideki girdiğin zaman haletin farklı. Cumhuriyet döneminde yapılan camideki namaz kılarken hissettiğin farklı. Niye farklı? Çünkü sirayet var. Peki Cumhuriyet döneminde yapılan caminin taşları taş değil mi? Osmanlı'nın da yaptığı da taş taş. Ha, diyeceksin ki ne alakası var ya, o da taş. Soruyorum Allah aşkına ya, Sultanahmet'e, Beyazıt'a gittiğin zaman, ne bileyim Eyüp Sultan'a gittiğin zaman, Zeytinburnu'da şurada yapılan camiye gidiyorsun, aynı şeyi mi hissediyorsun? Peki taş değil mi? Çünkü orada sirayet var. Ruhlar girmiş, sirayet etmiş. Abi ne demek? Ya kardeşim sigara içmediğin halde sigara içene gitsen etrafın sigara kokmaz mı etrafın? Ektar dükkanına gitsen üzerine sinmez mi? İşte o Hacerül Esved'i de giden Müslümanlar adedince sirayet var. Evet. Buradaki Selim. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavatı.